Evet değerli dostlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu kısa videomuzda Akfen'i sizlere değerlendirmiş olacağız. Umarım faydalı bir video olur. Akfen gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Şöyle alalım, çizimleri kaldıralım. Şimdi total bazda günlükte arkadaşlar Akfen'de e, aslında olumlu bir bölgede olduğumuzu söyleyebilirim. Her zaman söylüyorum. Bir hisse arkadaşlar zirvesini yapıp böyle sert bir tepe yapıp daha sonra ciddi anlamda düşüş sağlıyorsa otomatik olarak burada konsolidasyon bölgesine girecektir. Kademeli yol almakta fayda var. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. RSI'da da zaten görüldüğü üzere şu bölgede bakın daha yukarıda dip çalışmaları var. E, hissede daha aşağıda oluşan dipler olmasına rağmen RSI bunu daha yukarı taşıyabiliyor. Totalde böyle olumlu bir görüntümüz var. Yine hissadır olumlu değerlendirebileceğimiz solumuz baş sağumuz şeklinde bir tobu oluşumuna da gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi detayı 60 dakikalık grafikte göreceksiniz çünkü çünkü ciddi bir sıkışma var burada. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar 60 dakikalık grafikte bakın dip çalışması görüyorsunuz net bir şekilde. Yine tepe bandını aldığımızda arkadaşlar hissede bir üçgen formasyonu içerisinde 60 dakikalıkta bir döngünün olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız şunu şöyle özetleyelim. Bakınız destekten dirence. Destekten dirence. Tekrar destek. Muhtemelen buradan gelecek bir dönüş hareketiyle bu direnç noktası test edilecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hissede trendin bozulabilmesi için saatlik bazda. 2.93'lerin altında kapanışlar gerekli arkadaşlar. 2.93'lerin altında kapanışlar gelirse Aşağı doğru salınım hızlanabilir. 2.93, 2.87 ve de 2.74 şeklinde bu serüven devam edebilir. Şu anki görüntüde bu bölgeyi bir destek bölgesi olarak alıyoruz. İndikatörlere baktığımız RSI oldukça güçlü. MACD indikatörü yine saatlikte oldukça güçlü. Daha önceki gerçekleşen üç kesişmeye baktığımız zaman arkadaşlar. Hemen bakalım şu üç kesişme ne alemde bakalım. hissede nasıl bir oluşum sergilemiş. Hemen şöyle alalım. E şimdi değerli dostlar bakın ilk kesişmeye bakalım. 1 Eylül 2022 itibariyle bakın şuradan arkadaşlar 3 puanından hisse 3.20'lere kadar çıkabiliyor. Yine arkadaşlar 14 Eylül'de gerçekleşen kesişme ile beraber hisse de bakınız 2.90'lardan 3.20'lere kadar bir yükseliş. Muhtemelen yine burada bir kesişme. Muhtemelen şöyle bir direnç testi gelecektir arkadaşlar 327 bandı. Önemli olan işte bu çemberden bu daralmadan nereye kırılacağım. Eğer burası kırılırsa yukarı yönlü güzel bir hareket potansiyeli oluşturacak. Aşağı yönü tekrar bir retest yaparsa da burada yine alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Oluşumun arkadaşlar teknik oluşum eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşecekse kırılımdan sonra gelebilecek bir kırılımdan sonra 380 3.85 bandına doğru bir atak atak ilk etapta görebiliriz. Peki Akfen'in orta uzun vadeli grafiğine bakalım arkadaşlar. Daha önce çalışma yapmıştık. Şöyle bir kaldıralım burayı. Şimdi Akfen haftalık grafiğimize baktığımız zaman aslında majör bazlı arkadaşlar. Önemli bir destek noktasının çalıştığını test ettiğini buradan söyleyebiliriz. Bakınız net bir şekilde destek 1, destek 2, destek 3. Orta uzun vade düşünmek lazım. Çok günü birlik düşünmemek lazım arkadaşlar. Bir de bu noktada gelebilecek bakınız bir Solumuz, baş ve sağımız oluşumuyla beraber de yine yukarı yönlü arkadaşlar şu kısma doğru bir hareketin olma potansiyeli var. Grafimiz dolar bazlı grafik arkadaşlar. Ona göre değerlendirin. Dolar bazlı da muhteşem bir destek dönüşü. Orta uzun vadede 40 centlere kadar bir hareket gelebilir. Evet. Gelelim haftalık TL bazlı grafiğimiz arkadaşlar. Evet. Dolar bazlı 40 cent teknik hedefimiz olarak gözüküyor. Şimdi TL bazlı grafiğe baktığımız zaman Bakın Akfen'de arkadaşlar ufak bir sapma hareketiyle. Bakın şurayı alacağız. Yani şuradaki hareketi sapma olarak alacağız arkadaşlar. Bakın destek 1, destek 2, destek 3, destek 4. Totalde bu çizginin üzerinde kaldığımız müddetçe olumlu taraftayız arkadaşlar. Burada da topu formasyon çek, çok, net bir şekilde gözüküyor. Hisse de haftalık bazda 3.40'ların üzerine gelebilecek bir kapanış arkadaşlar. 3.40 dip seviyemiz 2, 2.1.40 3.40'ın üzerinde arkadaşlar. Ee, şimdi 3.40 e, dedik. 2 arada bir 40 var. 3.40 4.80 arkadaşlar. Bu hissede yani 5'e doğru bakın şu banda kadar bir hareket potansiyeli gelebilir arkadaşlar. Şu zirve 4.80'lere kadar bir potansiyeli gelebilir Akven hissesinde. Peki Akven'in arkadaşlar temel bazda görüntüsü nedir? Hemen özet raporuna hızlıca bakalım. Arkadaşlar gerek satışlar olsun, gerek esas faaliyet, gerekse net karda çeyreklik ve yıllık trendle sektörünün oldukça üzerinde bırakın kendi arkadaşlar ortalamalarını sektörü de oldukça altta bırakacak bir yükseliş söz konusu özellikle net karda yıllık bazda yüzde <laughs> bin çeyreklik trendde ise yüzde binlerde bir artışın olduğunu görüyoruz fiyat kazanç oranında oldukça sektörünün altında arkadaşlar 1.2 bu da oldukça makul Evet yani Akfen'in ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Yani orta uzun vade şöyle bilançosuna da bakalım kısaca. Öz kaynaklar bakınız. Sektör, gayrimenkul sektörünün oldukça üzerinde yıllık ve çeyreklik trendte. Şimdi yıllık trendte net borçta bir artış var. Ama baktığımız zaman sektöründe de aynı benzeri bir artış var. Onun için bunu normal karşılıyoruz arkadaşlar. Net işletme servayesi pozitif arkadaşlar. Öz kaynaklar şirket iyi mi yönetiyor, kötü mü? baktığımız zaman oldukça olumlu bir görüntü var. Pozitif taraftayız burada. Şöyle karlılığa bakalım. Öz kaynak karlılığına bakınız. Öz kaynak karlılığı arkadaşlar geçen sene %2 iken %79 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da şirket olarak oldukça olumlu bir tablodur arkadaşlar. Evet. Büyümeye bakıyoruz. Ciro büyümesine kartış. Bakınız çok güzel. Evet borçluk yapısı kısa vadeli borç ağırlığında azalışın olması güzel. Daha e, rahat bir uzun vadeli borç çevirme imkanını sağlar arkadaşlar şirket adına. Total görüntümüz olumlu arkadaşlar. Anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Tekrar görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın değerli dostlar.